Hayda, kulaklık gitti. Neyse, dur. İşçinin ve emekçinin valhayım. İşte gidiyor özel harekat. Ay, hep beraber. Aman ya. İyiyim vallahi arkadaşlar, siz sormalı, hoş geldiniz. Bu akşam ne yapsam ne yapsam diyordum. Sonra bir baktım bizim ekip Valheim girmiş. Ben de Valheim gireyim dedim arkadaşlar. Bu akşam birazcık Valheim gecesidir. Resmen Elden Ring öncesinde başka oyuna girmeye korkuyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir mi böyle bir şey? Yeni Elden Ring trailer'ı geldi. Gelmesin artık. Cuma günü oynayacağız daha biz bu oyunu. Daha neyin trailer'ı geliyor? Tamam, aldık ya. Aldık lan. 3 tane aldım lan ben. 4 tane aldım, 4. Bir kendimi aldım, iki arkadaşlarımı aldım, Selçuk'u aldım dün. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Arkadaşım. Mesela herkes ben şeyi yapmam. Çünkü ben yayındayım. Abi, yayındasın sen değil mi? Taktiğe girdim aranızda, haberiniz olsun. Evet. Ben geleceğim birazdan. Bir saniye. Kimseyi duymuyorum şu an. Belki çok önemli bir şey söylediler. Dur. Gerildim. Ben mayı alıp geleyim. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Ha, tamam. Yok, bitirdim. İyiyim. Aynen. Ben de yayına hazırlanacağım. Şimdi geliyorum hemen. Tamam, yayındayım ben. Şu an 8000 kişi sizi dinliyor aktif olarak. Bir de bir şey söyleyeceğim. Valheim Discord'undaki sesli odaya gitsek ya. Ha, olur. Okay, tamam. Tamam. Hadi gidiyorum ben oraya. Hadi. Tamamdır. Tamam. Hadi görüşürüz. Sesli oda. Sesli oda. Sesli oda. Ya Valheim'a yeni madenler gelmiş, mağaralar gelmiş. Hayırlısıyla ise bunları göreceğiz. Samet Ahmet 100 yıldız göndermiş. Sphinx 200, William Berg 100 yıldız, sağ olsun. Oyun güzel görünüyor ama 12 RAM minimum istiyor. Arkadaşlar bu devirde zaten 16 RAM minimum değil mi ya? Benim size son topladığım makinenin hiçbirinde 16 RAM'in aşağısını koymadık biz. En azından bir 16 RAM alacaksın şöyle. Minimum. Ki tadı çıksın. Belli bir RAM'in altında ne yediğini ne içtiğini anlamazsın yani. Hayattan soğursun yani. Zuhal ve Arya ile yine D&D gelir mi abi? Recep, biz Zuhal ve Arya ile hiç D&D oynamadık abi. Hep Fate oynadık ama niye gelmesin? CS'e bir şey soracağım. Sims 4 oyununda neden Skyrim gibi her evde yükleme yapıyoruz? Sims 3 öyle değildi. Vallahi bilmiyorum ya. Sims 4'ü ilk yazarken çok eklenti paketi bazlı yazdılar. Hatta ilk çıktığında Sims 4 havuz mavuz da yoktu. Bir tuhaf başladı o yayın hayatına açıkçası. Sonradan muhtemelen bilgisayarların teknik özellikleri gelişince, ya yani başta Sims 4'ü yazarken daha böyle bence makineleri kasmasın, işte tek makine olsun falan gibi yazdılar. Sonra bilgisayarlar gelişince bir anlattılar ki ulan aslında kasmadan her yere gezebilecek millet. Ama o zamana kadar temel motoru yazmışlardı ve düzeltemediler muhtemelen hiçbir zaman. Zehir direnci. Soğuk direnç iksiri var mı acaba biz burada? Düzgün yemeğimiz de az kalmış ha. Sosiste pek simetli hayat geçmez. Mağaralar gelmedi mi henüz? Gelirler. Soğuk direnci iksir yapmamız lazım. Oh. Ya naneyi seviyorum, şuraya bakar mısınız? 10'a 10 buraya şey dizmiş. Ya aslan parçasıdır ya. Her şeyi boş verelim, Sifu övelim. Sifu da beni çok dövüyorlar ya. Sifu dövecek yerlerim, övecek yerlerim ağrıyor. Artık yani bu Sifu'dan yediğimiz dayaklar yetmeyecek mi? Yetmeyecek mi bu dayaklar?
Yetmez mi dayaklar? Bakır doluymuş. Burada ne var? Elpa falan. Kendi bakır madeni. Ne oldu? Bunu 40 tekrar mı yapmışlar? Kömür de yok. Kömür ver oradan. Madenlerimiz çalışsın ya sürekli. CS Valheim'dan sıkıldık. Öyle mi diyorsun Kerem? Ne yapabilirsin bununla ilgili biliyor musun? Yayında söylemeyeyim bununla ilgili yapabileceğin şeyi sana. Öpüyorum seni gözlerimden. Bence bütün chat adına konuşma kardeşim. Sıkılmayan vardır. Mert Günhan yayında Rusya-Ukrayna mevzusunu çözmeye çalışıyor. Mert de artık bir milletvekili adaylığını açıklasa da rahatlasak. 5 yayıncıdan 3 tanesi siyasetçi oldu başımıza ha. Vallahi ben inceden sıkıldım siyasetçi yayıncı kardeşlerimizden. Yollar açık olsun ya. Onların da ilgi alanı odur ama. Kriptocu yayıncılar vardı bir ara. Şimdi piyasa çökünce biraz kayboldular orada lan. Bakalım şey konusunda kafamız ne zaman yaratacak. Siyasetçi yayıncı. Ha Kerem Güven, ben seni hatırlıyorum. Seni göndereyim. Vedat Karakuş 99 yıldız atmış. Ersel ikinci ayına girmiş. Yeni trailerine baktınız mı Elden Ring'in? Bakmadım ya. Sesliye de hazır kimse gelmedi. Hadi bakalım madem orada. Ben buradayım anlatısında abi ama 5 dakika durup gideceğim. Birkaç bakalım. Saat sonra geleceğim. Oyundasınız, haritayı açmaya geldim. Harita masasına veri bırakmaya. Bırakayım da gideyim şey, hemen. Bir sürü de soğuk şey yapmışsın. Peki hiç şey çektin mi? Soğuğa dirençli zırh mırh yaptın mı yoksa onları ben yapayım mı sen yokken şimdi? Abi orada şey var, bir sürü kurt derisi var. Ben çok fazla dağ gezdim. Dördüncü boss'u buldum siz yokken. Bayağı evrenin öteki ucunda. Ya oğlum onları beraber yapacaktık. Niye bir tek yaptın ya? Ya buldum dedim. Dağ tek başıma da çıkamadım yanına zaten. Çok karma oralar. Peki. Nerede peki şeyler? Kurt derileri. Orada araba var ya abi şeylerin önünde. Orada böyle 50-60 tane kurt derisi var orada. Gümüş bile almışsın lan. Çok daha gezdim abi. Şimdi harita masasına veri bırakayım. Şey yaparsın. Okey anladım. Bakarsın nereleri gezdiğimi. Ellerine sağlık ama bunları da beraber yapalım. Bazı dizileri beraber izlemek güzel hani. Şey oluyor neyse. Ya böyle gelince hep beraber maceraya çıkalım anına getirip bırakıyorum oyunu. Evet. Bir sonraki boss'a gitmek zaten iş olacak, o konuda haklısın. Bir sonraki boss artık vadide mi? Yok, vadide değil. Şeyde. Dağın, buzlu dağın tepesinde işte. Ejderha boss'u. Oh. Haritaya bir şey işlediysen bende yeni bir şey çıkmadı ha. Çıkmadı mı? Hı-hı. Bir daha işleyeyim. İşle bakayım. Şimdi keşiflerimi kaydettim abi masaya. Bir daha bak. Aa oha okey. Şimdi şahlandı. Oo bayağı gemiyi mi alıp gittim? Karadan evet, nasıl geçtin ya? Evet gemiyle gittim. Gemiyi yıktım, oradan yürüme geçtim. Kara bitince gemiyi tekrar yapıp devam ettim. Okey. Kara demir hurdası. Oo. Vay vay vay. Kadim olanı da bulmuşsun. Orada... Kadim olan kim? Kadim olan şey ya Zebek. O kendiliğinden çıktı. Ha. İstesek bir tane daha yani var yani. O bölgenin dede beyi o. Anladım. Baya açmış. Orada yani. Şey var. Modelin orada bir tane ufak portal var. Var mı? Moder diye bir portal var orada. Gerekirse portallardan birini moder yapınca oraya direkt gidebiliriz. Moder mi? Reyle mi? Zaten şeyin adıyla, boss'un adıyla. Moder boss'un adı. Tamam. Oraya kadar gittim. Portalda koymaya üşenmemişsin ha. Yok ben orada çok dolaştım. O yukarıda şey bölgesini dolaştım ki keten ve arpa tohumu bulmak için ve saatlerce uğraşıp şey Goblin köyü temizledim ama öyle nasıl dövdüler beni. Dövdüler geri dirildim. Kardeşim ya bunlara beraber gidecektik ya. Ah be neyse.
Abi bir sürü var Goblin Köyü yani. Zaten 5. boss için en az 5 tane Goblin Köyü temizlememiz lazım. Hiç Zaten korkmayın. şimdi Arya ile Zuhal gelecek. Yani ne çıkaracağız onlarla beraber çok da bilmiyorum. O kadar muhtemelen şey değiller. Biz iyice demir çağının dibine kadar geçtik ya. Şey yapın abi. Alın şey. Mesela bir sürü dağ var. Hemen dibimizde 3 tane dağ var. Mesela dağın olduğu 2 tane portal var. Birisi dağ, birisi dağ 1. Yukarıdaki dağ 2 diye özür dilerim. Dağ 2 portalı böyle şey. Arkası dağ, bir tarafı ova, bir tarafı bataklık. Kar ormanın ortasında bir şey var, portal var orada. Oraya ben yeni base yapacağım. Tarım base'i yapacağım. Arpa ve keten yetiştirebilmek için böyle sakin bir ova bölgesi var orada. Oraya bir şey yapacağım yani. İkinci boss'u kestikten sonra çünkü Ejderha gözleşimi, Tanrıçanın gözleşimi öyle bir şey düşürüyor. Onunla yeni şeyler yapılıyor. Bayağı işimiz var aslında daha Work yani. Benchler yapılıyor. Daha tabii. Çok iş vardı. Abi ben haritayı işlemeye gelmiştim. Benim işim var biraz. Birkaç saat sonra tekrar gelirim oyuna. O zaman Tamam. İyi bak, görüşürüz. iyi Dedim bakasın siz de dedim kendine. haritayı görün dileyince gezin diye. Çünkü dağları keşfettim. Gümüş çıkarttım. Çıkarttıklarım zaten Arya harcamış. Yenisini çıkartıp baş döşersiniz artık kendinize. Tamam. O da bir eğlencesidir. Kurt kıtlar sizi. Arya'nın Tekrar da yaparsınız. mikrofonu mute'da herhalde gelecek, şu an yok ki orada otta. Evet. Tamam ben Tamam, yoldan okeydir baktım. abim. Ben yayındayım şimdilik. Evet, görüşürüz chat. Görüşürüz. Efendim, Selim demiş ki abi geçen gün Satisfactory işine girdim. Sizin 7-8 saatlik yayını dinleyerek devasa fabrikalar kurdum. Muhteşem bir sohbetiniz var. Teşekkürler demiş. Selim vallahi Satisfactory'e döneceğim ben de bu yakınlarda. Özledim ama bir Elden Ring'imiz var aradan çıkacak yani. Efendim. Abi senin sesin çok kısık. Aa, bakayım. Çok da kısık. Ha biraz kısık lan. Ben Goblin mi dövsem acaba, hatırlayacağım da. Biraz daha fazla gümüş item yapabilirim onun için galiba. Chat'te bir arkadaşımız yazmıştı demin. Bütün aile korona olduk, seni izliyoruz diye. Şimdi kaydırınca göremedim. Deadpool profil fotoğraflı bir arkadaştı. Kusura bakmasın. Geçmiş olsun hem eşine hem kızına, çok geçmiş olsun hocam. İyi seyirler inşallah. Güzel bir seyir sunarız bugün size. Fatih Doğan'a hoş geldin. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bir de geldi burada dikiliyor, biliyor musunuz? Uyuyamıyorum da bunun yüzünden. Sabah da edemiyoruz yani. Ha, Eray Çakır sağ olasın. Gördüm şimdi. Neyse dur, Elden Ring fragmanına bakalım. Oh, Elden Ring. Oh, Elden Ring. Bernacığım sporlar devam. Ben spora devam ediyorum. Elveda şükürsün, videosu gelir mi bilmem ama. Make of thyselves that which he desire. Be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Ya bu beyaz saçlı adam oyunun başrolü yaptılar. Bütün fragmanlarda hep bu geziyor. Oyunda klas olarak seçemiyoruz şu an bunu. Bu çok ilginç değil mi ya? Pray.
that the guidance of grace abandons you? Why accept the burden of their grace, or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the Erdtree. Never met someone with a taste for brawn or contrast. You'd make good mates, I reckon. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Nelerle kapışıyoruz ya böyle. Elden Lord. Sondaki neydi lan? Elden Lord mu? Oy, artık nelerle kapışıyoruz ya. Uzayın içinde savrulan tuhaf yaratıklarla falan kapışıyorduk yani. İskelet sürprizi mi? Allah ne oluyor? Kampımıza saldırı var. Yanlış kampa saldırdınız kardeşim. Neredeler lan? Yürüyün, saldırı var deyip zırhlara şey surlara koşup kimseyi bulamamak da üzücü oluyor. Günhan yayında, o da gelecek mi abi? Gelmez arkadaşlar. Günhan artık siyaset yayıncısı oldu. Şimdi Rusya kriziyle ilgili falan konuşur onlar. Olur mu abi? İşte taklidini yapa yapa adam iyice şeye bağladı ha. Sırf Günhan demiyorum gerçi. Bence siyaset yayın tayfanın çoğu öyle de bu. Neydi o? Deli Hikmet vardı ya. İyi de chat. Rusya şunu bilmiyor mu? Bilmem ne. Çarp. Neyse, Elden Ring çıksın cuma da. Kendine gelir o da. Toparlar. Şu kurt pelerini takayım ben artık değil mi ya? Durdu ha. Mavi kapşonla beraber iyi durmadı. Bazı reviewerlar 30 saatte ancak ikinci boss'a gelebilmiş. Ya bir de ikinci boss dedikleri bayağı troll kafası duruyor lan burada, inanılmaz bir şey bu. İkinci boss dedikleri arkadaşlar, yani Elden Ring network testiyle alakalı ben de size anlatmıştım. Ana yoldan ilerlemek zaten aşırı da keyifli gelmemişti bana. Açık dünya daha çok hoşuma gitmişti. Onlar bir de ana yoldan ilerlemişlerdir yani. Troll başı. Evet, iskelet falan saldırmıyormuş. Kampa ya da kampın etraftaki sulara düşüp öldüler gerçekten. İyi de Rıza baba, Rusya Ukrayna'ya girerken petrol doğalgaz boru hattının kalınlığını hesaba katmadı mı? Katar oğlum, Katar. Katarlar. Ama unutmamak lazım ki Rusya'da işte oralardaki bazı etnik kökeni şu şekil bu şekil olan vatandaşlarının bilmem ne olduğunu bilir. Doğru diyorsun Ömer baba. Peki bizim devletimiz boş mu duruyor? Ömer Bey oğlum. Yok ne? Deli Hikmet Bey oğlum. Şöyle oldu, böyle oldu. O şekil oldu, bu şekil oldu. Peki Ömer baba. Falan filan. Öyle ömür mü geçer? Yani bir şey söyleyeceğim. Yani kürklü pelerinim var ama miğferim çok çirkin duruyor ya şu an. Nasıl yapacağım miğfer işini? Peki Ömer baba, biz ne yapalım? Vaktinde siz çalışmışsınız, kazanmışsınız. Biz ne yapalım Ömer baba? Burası kaçıncı seviye? Niye burada demir yok? Deri miğfer geç. Ha, buradan yapmıyor bunlar çünkü muhtemelen. Demir puzur, Allah. Kolumdan space'e basmışım. Kurt derisi miğfer. Tunç miğferi. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk'ün de Türk ileri. Ejder miğferi ejder başı istiyor ha. Tunç miğferi. Miğfer mi? Ya arkadaşlar, Demon Slayer'ı Tancan izlemiyor bile ay. Ben de izleyeceğim. Ne kadar takıntılısınız ya. Yavaş yavaş izleriz arkadaşlar. Animedir ya bu. 10 sene sonra bile bunu izleyip konuşsak bunun kıymeti var ha. Şurada bir tane ejder başı var. Nane bir tane daha ejder başı bırakmış olsa buraya var ya.
Kendime çok güzel ejder miferi yapacaktım. Rus dilberi. O zaman ben gidiyorum ya dağlara. Arya odaya gelip kendini mute aldığına göre dağları tek başıma delmem gerekecek demiş demektir. Aha. Ulan var ya, ne zekiyim ben, ne anasının gözüyüm be. Ne zekiyim, ne anasının gözüyüm be. Ne uğraşacağım lan? Kamptaki hazırları söker yaparım miğferim, hop. Ver bakayım. Ulan ya, çok güzel. İki tane ejder başı. Kaç tane şey istiyordu? Hello. Hoş geldin Arya, nasılsın? İyiyim. Buradaydım ha. AFK'ydım. Gökyüzlerini izledim. Aa, şey, iyi misin? Keyfi nasıl? Aa, bugün iyiyim ya. Bugün güzel şeyler, gelişmeler oldu. Hayırlısı olsun. Feminizmden evet, çıkarılmışsın yine. Neyden çıkarılmışsın? Feminizmden çıkarılmışsın oradan. Yine tutunamadım feminizmden. Yine atıldık. Gelme herif dediler. Evet, gelme herif biraz fazla olmuş bence de. Gereksiz. Ya bir tane böyle şey ne denir? Tamam ya, yani bütün hesabını mesela transfobiye ayırmış insanlar var böyle. Açıp açıp beni buluyorlar. Yani göz önünde biriyim. Artık alıştım evet. Bunlara. Senin yani. Öyle bir durumun var artık ya. Biraz şey gibi. Ne diyeyim? Twitter'ın gedikli trans sözcüsü gibi bir şey oldum biraz artık yani. Çok memnun değilim bundan ama yapacak bir şey. Ya işte o biraz şey gibi. Olsan bir dert, olmasan bir dert. Şimdi yarın bir gün sıkılırsın sen, dersin ki aman her şeyde ben mi konuşacağım? Başkası konuşur. Bu sefer de dersin ki ulan ne biçim konuşuyorsunuz? Öyle değil o iş tam. Anladın mı? Bir de bir lafı başkasına emanet etmek de sıkıntılı. Diyeceğim bir şey varken demek lazım. Asıl sana bir sorun var. Bütün gümüşleri harcamış olabilir misin gerçekten? Bütün gümüşleri harcamış olabilir miyim? Olabilirim. Okey. Tamam. Onun yerine iksir versem sizin. Yani var ya, üf, kendime gümüş bir şey yapacaktım, ne güzel yapamadım ya. Orta düzey gümüş iksir vereyim. Aa, 11 tane gümüş madeni var. Bunları eritsek, ulan yine 11 tane diyor. Kendime miğfer yapacağım da. Kaç istiyor? 20 istiyor. Bende var 7. Gidelim alalım. Sen, dağlarda mı çıkıyorsun? Aa, senin kürk zırhın varmış, tamam. Dağlara çıkacağız tabii. Ben full artım ya, benim şeyim yayım da en yüksek seviye. O yüzden gümüş yok. Fullüm dediğin zırhın da mı gümüş senin? Yok, gümüş zırhı yok sanırım, ben baktım. Hmm. Zırhımın seviyesiydi, yok silahım full. Demir misin şu an? Ya gümüş ne var ki? Gümüş kalkan var gördüğüm kadarıyla. Gümüş kalkan var. Gümüş kılıç var. Oha, gümüş kılıç 40 gümüş istiyor abi. Bende işte gümüş kılıç var. Ay, vay benim kardeşim be. Neyse, yayın. Yayın efendiler, yayın. Neyse. Onun yerine ben iksir vereyim sana, gel. Vay arkadaş ya, inanamıyorum. 40 gümüşün 40'ını da harcadın demek bir tane kılıca. Vallahi ölürsen cesedinden alırım ve derim ki tağdan aşağı yuvarlandı, görmedim derim, haberin olsun. Şu yakınlarda yalnız yürüme mesafesi de var bir takım dağlar. Oralara gitsek buluruz herhalde. Ben o mesela şeyi, şurada bir tane dağ vardı. Onun tepesine çıktım ama bu Lades kemiğinin mekaniğini anlamadım. Anlamadığım için de toplayamadım. Şey var. Takıyorsun onun üstüne de o ne, ses mi çıkarıyor? Ne yapıyor onu anlamadım. Sen gezerken uleley ediyor bir noktada yaklaştıktan sonra. Belli noktalara. Ya üstüne takılı gezeceğim. Bir noktada hani bir mevzu olursa böyle ışıklar çıkartmaya başlıyor. Onun etrafında geze geze bulacağız herhalde. Okey, buluruz. İki kişiyiz, ne yapacağız? Soğuk iksiri kaç tane var yanında? Ben bir 10 tane aldım. Bende de 10 var. Ay, ejderha ben çıksa de... öldürür müyüz acaba ejderhayı ya? Orta seviye enerji kaynağı var. Zehir var. Ha, iyi. Orta, yani her şey var. Orta düzey enerji ve iyileştirme. Ben o zaman bu tam şu an tam karşımızda duran dağlara doğru gidiyorum. Okey, gidelim. Nane oraları full bitirmediyse. Nane de işim var, gelemeyeceğim yazdı. Chat'te şu anda her şeyi tarif ediyor abi. Kulağın arkası da adam kaldı filan. Nane, bu dağlardaki bütün gümüşleri bitirmiş olamazsın değil mi? Bitirmiş olabilir çünkü. Olabilir. Yani. İşte
O şey yapıyor, maden topluyor, ben iksir yapıyorum. Böyle bir şeyimiz var. Boş vakitlerimizde girip. Peki, Nalan'ın senden daha cüce çıkmış olmasına ne diyorsun? Ben buna %100 okeyim. Ben Yani bu diyarda ben sanırım şeyim, elfim. alt cücelendin Nane tarafından. Out cücelendim gerçekten. Ama zaten o Minecraft'ta da beni out cüceliyordu. Full diamondlar o buldu ya. Ya Nane'nin bir de Ben şeyi de... var. Nane bir de ne yapıyor? Rehber mi okuyor? Bir şey mi biliyor? Bir de biliyor yani oyunu. Boşa sallamıyor mesela küreği falan yani, anladın mı? Hani attığı yerden bir şey çıkıyor. Beni Valheim'a koysam ben denize açılır ve random küçük tahta kulübeler gezerim ve mesela 10 saat sonra gelirsin, ne yaptın biz yokken dersiniz. Derim ki bir sürü kulübe yaptım. Yani şey gibi, böyle emekli sahil dayıları gibi zevk-i sefa için oynarım yani burayı. Bu arada kurt Bunu postumuz varken gerek yaparken yokmuş soğuk direncini ama aldık biz yine de galiba. evet, ben de ya olsun aldık. Ya bu şey ahududu ve yaban mersini topladığın sürece istediğin kadar gezebilirsin. Bence hiçbir sıkıntı yok. Şey diyeceğim sana, acaba tepelere doğru kamp ateşi ve şey yapmak için yanımıza biraz odun alsak mı? Ben tam üstümde vardı, biraz attım. Ben de attım. Sonra aklıma geldi. Yukarıda kamp ateşi. Belki kulübe falan Odun yaparız. Bir şey yaparız. şey, taş balta var, kesebiliriz. Taş var zaten yukarıda. Göletin yanına rakı masası kurar CS. Gerçekten öyle olur. Bu oyunun da ben o şeyini seviyorum. Böyle çeşit çeşit yemek var ya, böyle çok hoşuma gidiyor. Reçel bilmem ne, o bu. Warhammer nasıl gidiyor kral? Warhammer güzel ya, ben şey beğendim, eğleniyorum da. Millet birazcık şey, ne denir işte, o anlat sana dedim, Denuvo meselesinden sinirlenmiş. Performansı Evet. düşmüş diye. Boş ver, o Ya Steam'de mixler gelmeye başlayınca korkup DLC'leri falan bedava veriyorlar. Geçen de şey çıkmıştı ya, Hitman. Hitman çıktığında şey diye çok kızdılar. Bu ne kardeşim, Epic'teki versiyonun aynısı. İşte bir sene sonra getirdiniz, bir şey eklemediniz mi falan diye millet negatif review verdi bir sürü. Taş gibi oyuna. Şirkette böyle şey oldu. Ha işte alın size bedava işte DLC falan dediler bir anda. Hemen böyle hadi bakalım tamam ya falan olup resmen rehin tutuyor Steam reviewerlar oyun şeylerini. Bir tık hoşuma gidiyor. Yani evet doğru değil. Hani ama bir yandan da söke söke alırız yani, böyle gibi bir durum oluyor. Hoşuma gidiyor yani. yani kesinlikle doğrudur, hakkıdır. Sonra ta ki ben kendim oyun yapana kadar, sonra benim de niye bir free content var? Ya valla şeyi ben çok seviyorum, şey yapan şirketi. Adını söyle. Hitman'ı yapan şirketi çok böyle. Allah. O post bağışlamaya gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Evet. Sağ olsun. Post bağışlarınız kabul edilir. Valheim okulumuz için. Kurt eti de çok iyi ya. Kurt etiyle yapılan yemeğin hep o kadar ucuz ki yani. Evet, ya kurt etiyle peki daha üst bir tarif yapılabiliyor mu? Yok sanırım, ben çıkmadı tarif defterinde. Belki başka bir şey daha mı bulmamız gerekiyor? Ben dün girecektim Warhammer. Akşam 12 falandı işte, sabaha doğru yani. Bir gireyim bakayım dedim hani ne oluyor diye. Bir baktım sen en son 1v10 bir tane savaş kazanmışsın. Hadi kolaydı, normalde oynuyor olsam diyeceğim ki cheese'ledi ya. Zorda da mı bu kadar kolay? Yani kolay derken hani. Ya da 1v10 şey mi oldu? Karşı taraf aşırı dandik. Sende 5 tane var ama full elit oldu. Elit öyle bir şey mi oldu yani? Yok, şöyle bir olay var. Total Warhammer aslında 2'den beri böyle. Şimdi çok yüksek zorluklarda gerçekten çok zor. Hani yani mesela senin birimin Aa, var. gel gel bak, lafını bölüyorum da bak bak. Aa. Oh. Aa, kıyamam sana. Oh. Neyse dur, cesedin üstümdeki Evet, fazlalıkları burada bırakayım. şey var, oksijen var. Hayatta kalmak için her şeyi yapacağım. Çilek var üstünde istersen, mantar filan. Ben şey full yemek yedim ya. Obsidiyen yatağı. Evet, buzlu ok, obsidyen ok, zehirli Aa, ok. Bu ne? obsidiyen Alet çıktı mi? başımıza bir de. Bir şey, bu Total War Warhammer'da şey yapıyorsun. Yani çok, mesela atıyorum senin tier 2 ünitin
Diğer orduların tier 1'iyle eş duruma düşüyor. Çok zorlukla seviye işte. Bir sürü leadership buff alıyorlar. Open yayın var mı senin? Ben bunu fiziksel oyalamaya çalışayım. Sen yay çek. Var var. Ateşli okum var. Kaçıyor ama. Kaçma. Tam da benim sistemden. Tam bak şey atarken ne derler? Bana bir şeyler atarken sabit kalıyor. O anda çakacağım. Beni mi vurdun sen? Seni vurabiliyor muyum? Bilmiyorum ki. Bende fire var. Ya arkadaş, hiç ok yay olmadan hiçbir şey yapamıyormuşuz bu karakteri ha. Dur bakayım. Bende de alev lock var. Ben de gireyim bari kombata. Ölmeyecek yoksa. Dönecek. Yes, harikasın. Ama bayağı uçtu. Eyvahlar be. Dur ben bulmaya çalışayım ama onu. Bu ben çok hoşuma gitti. Gerçekten nefesinin nikahına uçtu. Gel. Şurada bir tane bir yuvarlak bir şey kalmış yerde. Herhalde ejderhadan kalan bu. Bakayım. Ya bunlardan buz bezesi falan diye bir şey çıkıyor. Evet. Onunla buz yapılıyor. Lazım. Düşe donmuş beze düştü gerçekten. Ha bu anlamlı manalı bir şey mi bu düşen şey? Tabii buz oku yapılıyor. O şey de önemli. Bir önceki boss için biliyorsun nane gitti bir yerlerden 800 tane falan donmuş ok getirdi. Ben artık konsol açıyor falan diye düşünüyorum. Bir şey de demiyorum ama ha haberin olsun. O kadar donmuş oku nereden getirdi? Hadi alevli ok anladım. Şey için yapmıştık. Dede Bey için yapmıştık yani. Discord'umun sesi yüksekmiş. Kısayım biraz arkadaşlar. Peki sen şu an şeylerle mi gidiyorsun? Buz bakiresi ve ekibiyle mi gidiyorsun? Yok ben şeyle Demon Prince'le gidiyorum. Tabii ki. Ha. Diğer faction'lar nasıl? Ben ogrelere baktım. Bir de Ketay'ları eklemişler. Ketay'lar galiba direkt Çinliler değil mi? Tabii düpedüz Çin o ya. Böyle şey mitolojik Çin. Ben Demon Prince'i oynuyorum. Demon Prince'in olayı şey bütün demonlar var. Aa burada da bir öttüm ben. Demon Prince'de bütün demonlar nasıl var ya? Şeye Chaos Undivided başlıyor. Ha. O yüzden hepsi var onda. Chaos Undivided. Ha. Ama bütün meselesi onların birazcık da divided olması değil miydi ya? Ama işte öyle championlar çıkıyor ki diyor mesela Lord'da hani bu bütün tanrılar favor ediyor. Hmm. Arta söyle birisi Chaos... yani. Tabii Chaos'a şey yapmadan tapıyorsun. Adını. Chaos'a ayırmıyorsun. Evet ayırmıyorum ben diyorsun. Ama bir yerde şey yapabiliyorsun. Demon Prince campaign'inde. Dedicate edebiliyorsun kendini. O zaman diğerlerinin şeyi gidiyor. Aa bu ne? Ne ne? What the fuck is this? Neredesin ya? Şuradayım. Aa taş golemi diye bir şey geldi. Aa aman. Ondan hiç ve dövmedim ben. Mümkünse dövmek istiyordum aslında. Kapışıyorlar şu an. Ha yesinler birbirini. Şu an ben saklandım. Oo ben de kenardan izliyorum. O taş golemini ben de bir ara bir dövmek istiyordum da kısmet olmadı hiç. Bunu biz kesin şey lazımdır. Sopa mopa lazımdır. Demir ben de biliyorsun topuz var. Demir topuz. Olabilir. Ben ejderhayı vurayım. Ama keşke lag olmasa. Sen ejderhayı sanki öldürür gibisin. Ben goleme dalayım mı yoksa tek karaktere odaklanmak gibi çok mantıklı bir şey yapalım mı? Evet, bence ejderhayı öldürür. Ya şey şu an biraz lagliyim ben. Ejderha şey yapıyor. Işınlanıyor bende. Şu an uçmuyor. Ben vururum ya. Dönsün gelsin o şimdi sana bir daha sıkmak için. Bir tane buldum götürün lan. Okey. Ha ne yapalım tamam. Öldürdüm onu. O zaman beze sende. Evet bezeyi aldım. Ben goleme dalıyorum. Buradan ok atabiliyor muyum ona? Bak. Taş golem taş kırıyor vurunca. Bu bir noktada iyi bir bayağı şey yani. Bayağı değişik bir atak animasyonu var demin böyle altıma sıçtım ya. Vurduğu yerde taş varsa taşları kırıyor. Toprağın içine sokmuş kendini. Nane ne diyor orada bir şey diyor mu? Bunu takip edeyim. Bilmiyorum ki korkuyla izliyorum şu an.
Korkudan dalamadım da herife. Souls'larda da bana